Değerli basın mensupları, güneşli ama rüzgarlı bir günde bir aradayız. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve aynı zamanda yöneticileri olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın yöneticileri olarak bu basın açıklamasını yapıyoruz. Ve sizlere 81 ilde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirdiğimiz projemiz doğrultusunda tüm Türkiye'yi karış karış gezeceğimizi kamuoyuna sizlere duyurmak amacıyla bir araya geldik. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshi etme kararına yönelik olarak 29 Mart tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak Danıştay'a başvurmuştuk. Ve bu kararı tanımadığımızı, tanımayacağımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Sizlerle de bir basın toplantısı düzenlemiştik. Bu karar yok hükmündedir. Bunu bir kez daha tekrarlamak isteriz. Ancak o kara günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Her alanda, her mecrada daha yoğun bir çalışma yürütmeye başladık. Şimdi artık yollara çıkma zamanıdır. Yaşamak otobüsümüzle, gördüğünüz arkamızdaki Yaşamak projemizin adını taşıyan otobüsümüzle 81 ili dolaşacağız değerli basın mensupları. İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak gezeceğiz ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yüreklerimizi vatandaşlarımızla birleştireceğiz. Bu projede tüm kız kardeşlerimize haklarını anlatacağız. Onlara yalnız değilsin, biz varız diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş amacına uygun olarak partimizin kadınlar için, tüm ötekileştirilenler için bir yuva olduğu görüşünü pekiştireceğiz. Tüm kız kardeşlerimize tek tek dediğim gibi haklarını anlatacağız. İşte tam da bu sebeple Yaşamak projemizi anlatmak, kadınlara yalnız olmadıklarını hissetmek ve asla çaresiz olmadıklarını anlatmak için yollara düşüyoruz. CHP Kadın Kolları olarak parti yöneticilerimiz ve örgütümüzle birlikte yerel yönetimleri, sivil toplum örgütlerini ve akademisyenleri bir araya getireceğiz. Örgütlü gücümüzü ve dayanışma ruhumuzu yükselteceğiz. İlçe ilçe, köy köy gezip kadınlarla buluşup onlara haklarını anlatacağız. Yaşamak projemiz kapsamında şiddet gören kadınların hayatlarına dokunacağız. Katledilen kadınların aileleriyle ve şiddet mağdurlarıyla buluşacağız. Yaşamak projemizde hatırlayacağınız gibi 5 Aralık kadının seçme seçilme hakkına sahip olmasının 86. yıl dönümünde yaptığımız basın toplantısında genel merkezimizde bir çağrı merkezi kurduğumuzu anlatmıştık. 444-82-85 numaralı hatta arayan tüm kız kardeşlerimize yardımcı olacağımızı söylemiştik. İşte o günden bugüne yüzlerce kadının hayatına dokunduk, dokunmaya da devam ediyoruz. Onlara ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verdik, vermeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerlerde barınma ihtiyaçlarını karşıladık. Onları kadın dernekleriyle bir araya getirdik. Kadın kolları olarak görünmez iplerle birbirimize bağlı olduğumuzun bir kez daha altını çizdik. Ve şimdi bu buluşmalarımızı otobüsümüzle birlikte tekrar ülkeyi karış karış gezeceğimizi beyan ederek hayata geçireceğiz. Ve sivil toplum örgütleriyle buluşacağız. Kadın erkek herkesi şiddetle mücadeleye davet edeceğiz. Vicdanı olan herkesin evlatlarını, annesini, kız kardeşini kaybeden yurttaşlarımızla empati kurmasını sağlayacağız. Gittiğimiz illerde kadın cinayetleri duruşmalarına katılarak kadınların sesine ses olacağız. Değerli basın mensupları, Ankara'dan yola çıktığımızda ilk istikametimiz tam 22 kez savcılığa suç duyurusunda bulunan ve katledildiğinde çantasından 23. dilekçesi çıkan Ayşe Tuğba Aslan'ın şehri, yani Eskişehir olacak. Sonrasında durdurak bilmeden 81 ili dolaşacağız. Gittiğimiz yerlerde kadın kooperatiflerinin ürünü olan ata tohumu
ve ağaç fidanı gibi ürünleri de elden ele dolaştıracağız. Zengin topraklara sahip olan ülkemizin ürünlerini bir şehirden diğerine, bir beldeden diğerine taşıyacağız. Kadın emeğini birleştireceğiz. Tıpkı yüreklerimizi birleştirdiğimiz gibi. Hedefimiz çok net. Kadın cinayetlerini durdurmak, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak. Hedefimize kadın kollarımızın örgütlü gücüyle ulaşacağız. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması noktasındaki kararlılığımızı da anlatacağız buluştuğumuz kadınlara. Onlara Erdoğan'ın bir gecede vermiş olduğu o hukuksuz kararın kadınların can simidi olan bir sözleşmeye mal olabileceğini de aktaracağız. Ve iktidarımızda İstanbul Sözleşmesi'ni tamamıyla uygulayacağımızın da sözünü vereceğiz. İktidar çevreleri tarafından oluşturulan yanlış algıyı yıkmak amacıyla hazırladığımız İstanbul Sözleşmesi Doğrusu Nedir başlıklı broşürümüzü anlatan ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolu sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoyu yaygınlaştıracağız. Evet, bu görmüş olduğunuz broşürü de tüm kız kardeşlerimize ve kadın erkek eşitliği konusunda duyarlılığı olan herkese dağıtacağız. Bir müjde daha vermek isterim. Biliyorsunuz her ay Millet Dergimiz çıkıyor, dijital bir dergi. Bu ayki Millet Dergimizin sayısını kadınlara ayırdı partimiz. Burada Yaşamak Projesi'nden ve İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararına karşı yürüttüğümüz mücadeleden bahsediliyor dergide. Bizler aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak sosyal medyadan dijital basına, köy köy gezmekten sorunlara birebir müdahale etmeye kadar her alanda çalışmalarımızı hızlandırarak devam ettiriyoruz. Memleketimizin tamamına bahar gelene kadar da çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bizler var olmalıyız. Çünkü Türkiye kadınlar için her geçen gün yaşaması daha zor bir ülke haline geliyor. Bunu söyleyen sadece biz değiliz. Tüm veriler de bize zaten bunu gösteriyor, kanıtlıyor. Geçen hafta Dünya Ekonomik Forumu'nun Toplumsal Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi yayınlandı. Ve bu endekse göre ne yazık ki ülkemiz 3 puan daha gerileyerek 156 ülke arasında 133. sıraya düştü. Tekrar ediyorum, 156 ülke arasında 133. sıraya kadar geriledi Türkiye. Kadınların eşit birey olabilmesi için karar mekanizmalarının içerisinde yer almasının ne kadar kritik olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte bu bilinçle ve bu duyarlılıkla bildiğiniz gibi partimiz siyasi partiler yasasında bir değişiklik yapılmasını öngören bir kanun teklifi hazırladı. Bu teklif hazırlanmadan önce biz 350'ye yakın kadın derneği ile birebir görüştük ya da video konferanslar yaptık. Onların görüşlerini ve önerilerini aldık. Ve onlardan gelen önerileri meclis grubumuza sunduk. Burada meclis grubumuzun hazırlamış olduğu kanun teklifi övünerek ve gurur duyarak söylüyoruz ki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından imzalanarak ilk imzacısı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olarak meclise sunuldu. Tüm milletvekillerimiz ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi grubumuzun imzasında yer alan bu kanun teklifine göre sadece mecliste değil, yerelde de %50-50 temsiliyet söz konusu olacak. Ve aynı zamanda bir kadın bir erkek zebra tekniğiyle ya da fermuar dediğimiz yöntemle listeler oluşturulacak. Böylece kadınların seçilebilir yerlerden aday gösterilmesi de sağlanmış olacak. Diliyoruz ki bu kanun teklifiniz kabul edilir. Ve meclise indiğinde herkesi ekranlarının karşısına davet etmek istiyoruz. Herkes izlesin, herkes orada yapılan konuşmaları dinlesin ve kim gerçekten demokrasiyi ve eşitliği savunuyor, kimlerse mış gibi yapıyor, işin turnusolü de o gün ortaya çıksın istiyoruz. Değerli arkadaşlar, bizler sürekli ileriye doğru adım atıyoruz. İktidar ise geri geri yürümeye devam ediyor. Bizler kadınların eşit temsili için ve kadınların her alanda var olabilmesi için siyasi partiler yasasında değişiklik yapılması teklifini veriyoruz. Onlar kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni geri çekme, İstanbul Sözleşmesi'ni fesih etme kararı alıyorlar. Onlar geri geri yürümeye devam etsinler.
Çünkü buradan tekrar söyleyelim, ilk seçimlerde geldikleri gibi gidecekler. Değerli basın mensupları, insan haklarına dair sözleşmeler hak ihlallerini tümüyle engellemeyebilir. Ama bu sözleşmelerin olmaması hak ihlallerini garantiler. Oysa ki demokratik sosyal hukuk devletinin en önemli görevi hak ihlallerini engellemek, önleyemediği noktalarda bağımsız yargı tarafından denetlemek, suçluları cezalandırmak ve bütüncül politikalar üretmektir. İşte biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemize bu anlayışı yeniden inşa etme mücadelesini veriyoruz. Metropol'ün geçen hafta paylaştığı bir anket var. Anket sonuçları oldukça ilginç. Buna göre görünüyor ki AKP ve MHP tabanı da İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına oldukça tepkili. Her üç AKP'den ve her üç MHP'liden birisi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararını onaylamıyorum demiş. AKP'de bu oran %27.2, MHP'de ise %31.2. Görünen o ki Erdoğan sadece kadınları karşısına almakla kalmadı, aynı zamanda tabanını da bu noktada karşısına almış. Fesih süreci 1 Temmuz'a kadar süreceği için buradan kadınlar olarak bir kez daha Erdoğan'a sesleniyoruz. Bu kararı geri çekin. Kadınları karşınıza almayın. Yol hazır yol yakınken yanlışta ısrar etmeyin. Biz kadınların ahını da almayın. Değerli basın mensupları, saha çalışmalarımızda kadınlarla temas kurduğumuzda şunu gördük. Şiddete maruz kalan kadınlar kendini toplumdan soyutluyor. Kendini değersiz hissediyor. Kendini yalnız hissediyor. Hatta şiddet gördüğünü başkalarıyla paylaşmaktan çekiniyor. Bir kadın bir erkeğe göre fiziksel olarak güçlü olmayabilir. Bir kadın bir erkeğe göre ekonomik olarak daha zayıf konumda da olabilir. Ancak bilgi de önemli bir güçtür. İşte biz bir otobüsümüzle çıkacağımız yolculuğumuzda tek tek kadınlara haklarını anlatacağız ve onları bilgi gücüyle donatacağız. Aynı zamanda da duygularımızı ortaklaştıracağız. Onların yalnız hissetmesine izin vermeyeceğiz kendilerini. Ve sloganımızda da söylediğimiz gibi yalnız değilsin, biz varız diyeceğiz. Değerli basın mensupları, her gün en az bir kız kardeşimiz cinayete kurban gidiyor. Birçok kız kardeşimiz hatta cinayete kurban gidiyor. Ve milyonlarca kız kardeşimiz fiziksel, cinsel ve psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalıyor ne yazık ki. İşte bu nedenle bizler kadına yönelik şiddet ülkemizin en acil çözüm bekleyen sorunudur demek için buradayız. Ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun basına yansıyan verilerden derlediği bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ocak ayından bu yana toplam 96 gün geçti. Bu 96 gün içerisinde 127 kız kardeşimiz katledildi. Bu cinayetlerin 46'sı şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Verileri detaylı incelediğimizde tablomun ne kadar vahim olduğunu daha net görebiliyoruz. Ocak ayında 37 kadın katledildi. Bunların 14'ü şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Yaşamdan koparılan kadınların %35'ini 25-35 yaş aralığındaki kadınlar oluşturuyor. Kadınların %70'i en güvenilir yer diye tanımlanan evlerinde katlediliyor. Gene kadınların büyük bir çoğunluğu evli olduğu erkekler, %30'u evli olduğu erkekler, %26'sı ise birlikte olduğu erkekler tarafından katlediliyor. Şubat ayında 40 kız kardeşimiz yaşamdan koparıldı ve bu cinayetlerin 12'si şüpheli ölüm kapsamına alındı. %53'ü 36 ile 65 yaş aralığında olan kadınlardı. %50'si yine evli olduğu erkek tarafından katledildi ve
kadınlar çoğunlukla gene evlerinde, yani en güvenli bulundukları yerde öldürüldü. Mart ayında 47 kadın cinayete kurban gitti. 19 kadın cinayeti şüpheli ölüm kapsamına kayıtları alındı. Kadınların %39'u 25-35 yaş aralığındaydı. %64'ü evinde evli olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Nisan ayının ilk 6 gününde ise 3 kız kardeşimiz yaşamdan koparıldı. 3 kadın cinayeti daha işlendi erkekler tarafından ve bu cinayetlerden birisi şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Şüpheli ölümlerle ilgili olarak etkin soruşturmanın yürütülmemesi nedeniyle şüpheli ölümler şüpheli ölüm olmaya devam ediyor. Oysa ki onların arkasında intihar süsü verilenler var. Onların arkasında cam siliyordu düştü öldüler var. Apartman boşluğuna düştü öldüler var. Ama biz bunların kesinlikle daha net araştırılmasını istiyoruz. Bunu da ilgili yetkililerden talep ediyoruz. Evet, katledilen kadın sayısından bahsettik. 127. Bu bir rakam değil, hayattan koparılan insan. Ve bu bir rakam değil, bir aile, bir anne, bir eş, bir kardeş, bir dost. Dolayısıyla bizler bu hayata yüzümüzü döndüğümüzde neler olduğuna gelin birlikte bakalım. Mesela Ankara'da yaşayan 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Sevgi Tekin'in eskiden birlikte olduğu Gökhan Ağataş tarafından kıskançlık bahanesiyle ailesinin gözü önünde öldürüldüğünü görürüz baktığımızda. Gene yakından baktığımızda Çorum'da yaşayan 29 yaşındaki 3 çocuk annesi Aslıhan Dal'ın birlikte olduğu Polat Hatal tarafından boğularak öldürüldüğünü görürüz. İstanbul'da yaşayan bir çocuk annesi Hatice Soysal'ın evli olduğu Adnan Soysal tarafından oğluyla birlikte odaya kilitlenip daha sonra kesici aletle öldürüldüğünü görürüz. Ve daha nice kadının nasıl katledildiğini görürüz. Bunların her birini basından öğreniyoruz. Ve ne yazık ki herkesin okuduğu, herkesin medyadan izlediği ya da bizzat tanıklık edip gördüğü bu haberleri Erdoğan hükümeti görmüyor, görmek istemiyor. O kadar görmüyor ki yaşam hakkımızı yok sayarak İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı alabiliyor. Değerli basın mensupları, son söz olarak şunu söylemek isteriz. Evet, yolumuz uzun. Evet, yolumuz meşakkatli. Ama biz bu memlekete 31 Mart'ta baharı getirmiştik. Şimdi yine ilk seçimlerde ülkemize baharı getirenler bizler olacağız. Kadınların yaşam hakkının korunduğu bu düzeni kadın erkek hep birlikte ilmek ilmek öreceğiz. Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na seçildiğimizde ekibimizle birlikte bir hedef belirlemiştik. Demiştik ki örgütlenmemizin kalmadığı hiçbir ilçe olmayacak. Ve 31 Mart'ı da son süreç olarak belirlemiştik. Ve bu sene 31 Mart'ta ilçe örgütlenmemizi tüm illerimizde tamamladık. Şimdi yıl sonuna kadar mahalle örgütlenmemizi tamamlama hedefimiz var. Bunu da tek tek bazı illerimizde hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Diğer taraftan hızla üyelik çalışmalarımız sürüyor. Kadın erkek üye sayımızı hızla arttırıyoruz. Bu vesileyle demokrasi ve eşitlik mücadelesinin içerisinde yer almak isteyen herkesi de partimize üye olmaya davet etmek isteriz. Onlara bir çağrı yapmak isteriz. Aynı zamanda siyasi bilinç ne kadar yüksek olursa siyasi eylem de o kadar güçlü olur diyerek her salı günü eğitimler düzenliyoruz. Demir Leblebi Sohbeti adını verdiğimiz bu eğitimlerde bir konuğumuz oluyor. Konusunda uzman olan bu konuğu dinliyor. Aynı zamanda söyleşi yapıyor, görüş önerilerimizi sunuyor ve sorularla, soru cevap bölümüyle de düşüncelerimizi pekiştiriyoruz. Böylece hem hedeflerimizi hem de kullandığımız dili ortaklaştırıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemizin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarını daha aktif hale getirdik. Şimdi üyemiz olan olmayan tüm kadınlarla buluşacağız. Türkiye'yi adım adım karışlayarak onların sorunlarına çözüm arayacağız.
sorunları yerinde tespit edip müdahale edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi Atatürk'ün izinde ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde ilk seçimlerde partimizi iktidara taşıyan kahramanlar biz kadınlar olacağız. Çünkü azim biziz, emek biziz, cesaret biziz, halk biziz, halkın iktidarını kuranlar da bizler olacağız. Zorbalar gidecek, İstanbul Sözleşmesi kalacak. Teşekkür ederiz.